Bir satranç oyununda neye bakıyorsunuz? Burada ne görüyorsunuz? Siyahların durumu nasıl? Beyazlar nasıl? Avantaj kimde? Sizce kim kazanır? Bir satranç oyununa nasıl baktığınız önemli. Karar verip buna göre oynayacaksınız. Resimde ne görüyorsunuz? Satranç gibi stratejik bir oyunda temel 3 kurala bakarak hamlelerimize karar veririz. 1. Kuvvet. Kuvvet yani neyimiz var? Hangi taşa sahibiz? Güçlerimiz neler? İkincisi zaman. Zaman bazen satrançta yanlış anlaşılabiliyor, hızlı oynamak gibi, ama zaman hızlı oynamak değil. Stratejik bir oyunda zaman, rakipten önce doğru yerde olabilme, alan kontrolünü sağlayabilme. Üçüncüsü ve en önemlisi kalite. Kalite, zamanı bilgelikle kullanarak kuvvetlerinizi avantaja çevirebiliyor musunuz? Bir satranç oyuncusu kuvvet, zaman ve kalite dengesini çok iyi kullanır. Kuvvet, onu kullanabiliyorsak değerli. Zaman, kuvvetleriniz varsa önemli. Kalite ise kuvvet ve zamanınızı avantaja çevirerek doğru yerde, doğru konumda bulunmanızı sağlamak. Antrenörümle ilk çalışmaya başladığımda benimle oynarken kuvvetli taşlarını, değerli taşlarını çıkarmak istedi. Tamam, ben bu oyunu kazanırım dedim. Ve bir oyuna başlarken çok daha üstün başladığım bir oyunda nasıl yenildiğimi gördüm. O zaman anladım ki bu oyun sadece bir kuvvet oyunu değil. Nasıl oynadığınız, taşlarınızı nasıl değerlendirdiğiniz, zamanı nasıl kullandığınız ve kaliteye nasıl çevirdiğiniz önemli. Birçok marka kendi güçlü yanlarını bilir. Ama rekabet stratejisi içinde bu güçlü yanlarını avantaj oluşturabilecek kaliteye çeviremezse bu oyunu kazanması zor. Sahip olduğunuz güç ile zamanı iyi kullanarak kalite yaratamazsanız bu oyunu kazanmanız zor. Şimdi buraya tekrar bakmanızı istiyorum. Burada kuvvet üstünlüğü kimde? Zamanı kim iyi kullanmış? Peki en önemlisi kalite kimde? Sahip olduğumuz gücü ve zamanı iyi kullanarak kalite oluşturamazsak rekabet içinde kayboluruz. Hadi gelin hep birlikte kaliteyi oluşturalım.